İyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Erol Küçükoğlu. Yurtta, bölgede ve en çok da Ordu'da günün gelişmelerinden derlediğimiz akşam bülteniyle karşınızdayım. Bugün 30 Kasım, günlerden çarşamba. Kasım ayının son günündeyiz. Yarın artık 1 Aralık. Neredeyse kara yılı ilan ettiğimiz 2016'yı geride bırakmak için artık 31 günümüz kaldı diyebiliriz. İnşallah 2017 yılı hepimize çok iyi gelecek. Savaşsız, zamsız, kedersiz bir yıl olsun. En azından böyle temenni ederim. Şimdi bugüne geçmeden önce en son nerede kalmıştık? Kısa başlıklar haline tekrar hatırlayalım. Sonrasında bugünün notlarına geçeceğiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun dün Niğde'deydi. Niğde gezisi gündemimizin de ilk sırasındaydı. Boru ilçesinde yapımı tamamlanan 144 dairenin teslim töreni için oraya davetli olarak gitmişti. Konuşmasında demokrasi ana gündem maddesiydi. Kıymeti belki 15 Temmuz'da daha iyi anlaşıldı ama biz 93 yıldır demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bu ülke daha güzel yaşanılır hale gelecek diye konuştu. Herkesin temennisi de bu yönde diyebiliriz. Fethullahçı terör örgütü ve paralel devlet yapılanmasına ilişkin soruşturmalar gündemimizdeydi yine. Adli makamlara çıkarılan 6 kişiden biri tutuklanmış, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Diğer taraftan operasyonlar da sürüyor. Emniyetteki 17 kişinin de sorguları ve ifadelerinin alımı işlemleri devam ediyor. Fındık fiyatları gündemimizdeydi. Her zaman olduğu gibi üreticilerin bu ses Ankara'ya gitmeli, 80 milyon insana izletilmeli diye konuşmuşlardı. Bir kilo fındıkla bir kilo et alınan günler artık çok geride kaldı. Bir kilo fındıkla pazar masraflarının görüldüğü, market masraflarının görüldüğü, kılık kıyafet alındığı bugünler artık çok geride kaldı. Bir kilo fındıkla artık bir lokantada veya restoranda bir öğünlük yemek bile yenmiyor, yenemiyor. 9 gün aradan sonra 25 kuruşluk bir artış olmuştu. Fındık fiyatlarında 10 lira 75 kuruşa kadar yükselmişti. Bugün de aynı rakamda kaldı. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Fiyatlar konusunda biz de takipçisi olacağız. Ve geçelim bugünün notlarına. Adana dememe gerek yok bugün için herhalde. Herkes konuyu çok yakından biliyor ve takip ediyor. Adana Aladağ'da özel kız yurdunda dün akşam faciayla sonuçlanan bir yangın meydana geldi. Binanın elektrik tesisatından çıktığı ileri sürülen yangında maalesef 11'i çocuk, 12 kişi hayatını kaybetti. Bir eğitmen, yurt müdürünün kızı ve 10 öğrenci. 3'ü 8. sınıf öğrencisi, 3'ü 7. sınıf öğrencisi, 1'i 6. sınıf ve 3'ü de 5. sınıf öğrencisi olan bu minik bedenlerin ölümü maalesef yürek burktu. 12 can kaybı, 22 de yaralı sayısı var. Soruşturma ise 3 ayrı koldan sürdürülüyor Adana'da. 14 kişi de olayla ilgili olarak gözaltında. Çok büyük iddialar da var. Bu iddialardan birisi de devlet yurdunun büyütülmesi için yıkıldı. Bu yüzden de kız çocuklarının cemaat yurtlarına gitmeye zorlandığı yönünde bir iddia. Türkiye bununla da sarsılıyor. Söz konusu cemaatinde Süleymancılar adıyla bilinen cemaat olduğu, yine bu iddiayı ortaya atanların söylemiş olduğu, vermiş olduğu isim. Ama ne Fethullah, ne Süleyman, ne de başka bir şey. Türkiye'de 1500'e yakın kendisine cemaat adı veren tarikatlar var maalesef. Kadiriydi, Halveti, Hizbut-Tahrir, Fethullah, Süleyman, Galibi, Nurcu, İcmalci, Mencil, Menzilci, Tillocu, Nakşi, Işıkçı, İsmaila, Erenköy gibi aklıma gelenler bunlar. Birçok cemaat tarikat yapılanması var. Ancak bu ülkenin böylesi cemaatlere de tarikatlara da ihtiyacı yok. Tamam, dinimiz İslam, kitabımız Kur'an, Peygamberimiz Muhammed, herkesin günahı da sevabı da kendisine. Ahirette hiç kimsenin hesabını kimseden sorulmayacağına göre bu neyin hesabıdır diye sormak gerekiyor bu tip yapılanmaları. Ancak bilinen tek şey var, o da işte bu tip yapılanmaların Fethullah örneğinde olduğu gibi hiçbirinin de iyi niyetli olmadığıdır. Kim verecek bu çocukların hesabı diye de sormak gerekiyor. Bu arada Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Adana'daki facia ile ilgili olarak bu olaydan ders alacağız diye açıklamalarda bulundu. 11'i çocuk, 12 kişi hayatını kaybetmişti. Ders olsun, bu tip yapılanmalar da, bu tip yapılar da devletin kontrolünde olsun diyelim. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betülsayan Kaya da Adana'daydı. Bu facianın ardından hem incelemelerde bulundular hem de çeşitli açıklamalar yaptılar.
Yarın da başkent için önemli bir buluşma gerçekleştirilecek. Özellikle anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi konusunda hemfikir olan AK Parti ve MHP'de genel başkanlar, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya gelecekler. Bu buluşma saat 14'te Çankaya Köşkü'nde olacak. Elbette basına kapalı ancak sonrasında açıklamalar olabilir. Ayrıntılarını aktarmak için bizler de bu buluşmanın takipçisi olacağız. Bu arada 30 Kasım tarihte de önemli günlere denk düşüyor. 1925 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünün arkasına "Hakimiyet milletindir" yazısının asıldığı gün, yani bugün, yine aynı yıl ve hatta aynı tarihte tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanunun kabul edildiği gün diye de hatırlatalım. Dün akşam bülteninde son dakika olarak verdiğimiz Perşembe'deki orman yangını, ordunun iç kesimlerindeki kar ve yağış durumu ve çok daha fazla başlık bu akşam bülteninde olacak. Hadi başlayalım. Sayın seyirciler, dün akşam saatlerinde çıktığında akşam bültenini sunduğumuz esnada başlamıştı. Ordu'nun Perşembe ilçesindeki orman yangını son dakika olarak vermiştik. Yaklaşık 5 dönümlük arazide başlayan yangın saatler süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alındı. 10 dönümlük alan zarar gördü. Ordu'nun Perşembe ilçesi Yarlı Mahallesi Hürriyet Mevkisi'nde dün akşam saatinde çam, gürgen ve fındık ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ben yarım saat önce köye geldim. Köye geldiğimde baktım burada bir orman yangını var. Ve muhtarı aradık. Muhtar geldi. Muhtar itfaiye aradı. Ve şu anda yanıyor yani. Büyük bir yangın var. Neden çıkmış olabilir abi? Biliyor musun? Vallahi bilmiyorum neden çıktığını. Şu anda bilmiyorum. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına bölgedeki vatandaşların yanı sıra Ordu Orman İşletme Şefliği ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken yangında 10 dönümlük ormanlık alan ve fındık bahçesinin zarar gördüğü belirtildi. Öte yandan söndürme çalışması sırasında fenalaşan bazı mahalle sakinlerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri müdahale etti. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Bu olaydaki en büyük teselli ise can kaybı veya yaralanmanın olmayışıydı sayın seyirciler. Meteoroloji uyarmıştı. Biz de birkaç gün öncesinden akşam bülteninde de hem de gündüz kuşağında gün ortasının gündemine taşıdık. Ordu'nun yüksek kesimleri kara teslim oldu. Sahil kesiminde yağan kar yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösterdi. Hava sıcaklıklarındaysa ciddi düşüşler söz konusu. TV52 Köşe Bucak ekibi de Çambaşı Yaylası'nda yaklaşık yarım metreye ulaşan kar yağışını ve o karı görüntüledi. Aman dikkat diyerek de uyaralım çünkü kar yağışları etkisini giderek arttıracak. Bu salı ve çarşamba günü meteoroloji bütün Türkiye'de hava sıcaklıkların düşeceğine dair yorumlarda bulunmuştu. 10 derece hava sıcaklıkları düşecek diye bütün Türkiye'de kar yağışı, yağışlar bekleniyordu sevgili izleyicilerimiz. Ve biz de meteorolojinin vermiş olduğu tarihte Çambaşı'na, Turnalık Yaylası'na geldik. Ve Turnalık'ta görmüş olduğunuz gibi her taraf kar örtüsü içerisinde sevgili izleyicilerimiz. Ve yaklaşık olarak bir karış kar var şu anda sevgili izleyicilerimiz ve kar yağışı için belediyenin almış olduğu önlemlerde bütün araçlarını yayla bölgesine gönderdi ve şu anda yollar açık ama yine kar yağışı devam ediyor. Meteorolojinin söylemiş olduğu gibi her yerde bütün Türkiye'de ve kar yağışı, hava sıcaklıkları düştü ve şu anda Ordu Çambaşlı Yaylası'nda, Turnalık Yaylası'nda kar yağışı hakim.
Bir kez daha hatırlatalım, kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek. Ona göre tedbirler ve önlemlerin de alınması gerekiyor. Sayın seyirciler, fındık üretiminde verimi arttırmak ve gübreleme kireç kullanımı oldukça önemli. Ancak gübre ve kireç kullanımından önce üreticilerin ilk olarak yapması gereken şey toprak analizlerinin yapılmış olması. Ona göre de gübre atılması gerekiyor. Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörü toprak analizi konusunda üreticilere uyarılarda bulundu. Dalda duran altın boncuk, üreticilerin alın teri emeği fındık için yılın 12 ayı mesai devam ediyor. Kasım ve Aralık ayları ise fındıkta gübreleme dönemi. Doğru bir gübrelemenin ilk şartı ise toprak ve yaprak analizlerinin yapılması. Bu nedenle gübreleme yapılmadan önce mutlaka toprak ve yaprak analizlerinin yapılması gerekiyor. Bu konuda Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt, üreticileri önemli uyardı. Bilindiği üzere toprak analiz mevsimi başladı. Üreticilerimiz toprak analizlerini bir an evvel alıp kurutarak odamıza getirip odamızdaki laboratuvarda tahlilleri yapılmaktadır. Bir an önce tahlillerini yaptırsınlar ki gübre atma zamanı, ilaç atma zamanı, bunun yanında kireç verme zamanı hiç kimse ezbere kireç, gübre vermesin topraklarına. Cörüt toprak analizi yapılmadan atılan gübre sonucunda yaşanabilecek sorunlara dikkat çekti. Laboratuvarımız bilindiği üzere ziraat odamızın altında faaliyetine devam etmektedir. Bir an önce de üreticilerimiz bu işlemlerini yaptırsınlar ki gübre zamanı, kireç zamanı bu aylarda. O yüzden kireci, gübreyi de tahlil sonucuna göre atmaları gerekiyor. Bunun aksi olduğu takdirde işte gereken verim alınmaz, işte fındıkta dökmeler olur. Tamamen kendini toparlayamaz fındık dalları. O yüzden üreticilerimiz de buna itina ile önem göstersinler. Toprak analizlerini yaptırmak isteyen üreticilerse hafta sonu dahil mesai saatlerinde toprak örneklerini alarak ziraat odalarına götürebilecekler. Ziraat mühendisi Eda Nurşen de toprak analizinin oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Toprak analizi şu anda gündemimizde çok yoğun bir şekilde bulunmakta. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz toprak analizlerini daha doğru bir verim alabilmek için, topraklarına doğru gübrelemeyi yapabilmek için bu analizleri yaptırmak zorundadır. Şöyle düşünmemiz lazım toprak analizi için öncelikle. Bizler doktora gittiğimizde hasta olunca doktor bizi nasıl laboratuvara yönlendiriyorsa, kontrollerimizi alıyorsa biz de aynı o şekilde üreticilerimizle birlikte toprağımızı kurutarak laboratuvara getirip reçetemizi almalıyız. Böyle yaptığımızda sonuç olarak biz toprağımıza daha uygun bir gübre veririz. Ne zaman ne şekilde vereceğini öğreniriz. Böylece paramız da boşa gitmez, gübremiz de boşa gitmez. Mühendis Şen, analizi yapılacak toprakların mutlaka kuru olması gerektiğine de vurgu yaptı. Topraklarımızı yol kenarlarından kesinlikle almamalıyız. Bahçelerimizin farklı bölgelerinden zikzak çizerek ya da Z harfleri çizerek orta, baş ve son bölmelerden almak üzere 0-30 santim derinliğinden kurutarak topraklarınızı laboratuvarımıza getirebilirsiniz. Altınordu Ziraat Odası laboratuvarlarında yapılan toprak analiz sonuçları ise 20 gün içerisinde üreticilere bildiriliyor. Toprak analiz laboratuvarımız zaten 2014 yılından beri bu işi yapmakta. Sonuçlarımız en fazla 20 gün süre içerisinde çıkmakla birlikte sonuçlar çıktığında üreticilerimiz, çiftçilerimiz aranarak onlara bilgiler veriliyor ve topraklarını alıyorlar. 24 Kasım Öğretmenler Günü geride kaldı. Ancak bugünlerde sosyal medyada fenomen olan bir kliple öğretmenlerin bizi bir kez daha hatırlayacağız. Ordu Çaybaşı Atatürk İlk ve Ortaokulu öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü için yapmış olduğu çalışma internette tıklanma rekorları kırıyor. Okulda görevli tüm öğretmenler mesleklerini hem zorlukları hem de barındırdığı tüm manevi duygularıyla bakın nasıl anlattılar. Benim adım öğretmen diyerek başladılar söze, aldılar mikrofonu, kendilerini anlattılar.
Çaybaşı Atatürk İlk ve Ortaokul öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü için yapmış olduğu çalışma sosyal medyada fenomen oldu. Kolum kanadımda tüm bilgi, bende bitmez coşar sevgi. Memleket sevdasıyla yırtmaz yürür bu Türk genci. Kolum kanadım lafım bilgi, bende bitmez coşar sevgi. Bilginin ışığında yükselecek bu vatan, bize emanet bu vatan dediler ve mesleklerini hem zorlukları hem de barındırdığı tüm manevi duygularıyla bakın nasıl anlattılar. Beni vursalar yine, benim adım öğretmen, erdem değil her yerde. Benim evim bu vatan, çocuklar geleceğim, son nefes. Kimi belki de ilk kez mikrofonu tuttu. Sesine güvenen de vardı. Mesleğinin aşkına her şeye varım diyendi. Yani okulda görevli tüm öğretmenler klibe destek verdi. Öğrencileri ve yaptıkları o kutlu görev için. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin, getirin buraya. İşte bu klip sosyal medyada şimdi tıklanma rekorları kırıyor. Hey çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin, getirin ve sonra öleceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum, kaderleri bana benzeyen. Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin, görün beni. Ordu'da 19 ilçenin tamamında çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği oyun parkları kurmak için proje geliştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, oyun gruplarının kurulması ile ilgili çalışmalara da başladı. Montajı tamamlanan oyun gruplarında çocuklar zamanlarını doyasıya geçiriyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığı çalışmaları Ordu geneline yayan Büyükşehir Belediyesi 18 ilçede hayata geçirmeyi planladığı oyun parklarının montajını yapmaya başladı. Proje kapsamında her ilçeye ikişer adet oyun grubuyla salıncak, tahterevalli, dönen platform ve zıpzıp gibi oyun elemanları yerleştirilecek. Ekipler Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda 3 adet oyun grubunu ve Saray Mahallesi Saray Park'ta bulunan oyun gruplarını yenileriyle değiştirdi. Civil Irmağı kıyısındaki Çamlık Alana ve Cumhuriyet Meydanı'na da 2 adet yeni oyun parkı kurulacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin gelişimine katkı sağlayacak birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir ordu bırakmak adına çalışmalarımızı gayretle sürdürürken, onların bu günlerin tadını doyasıya çıkarabileceği ortamları da hazırlıyoruz. Oyun parklarında gülüp eğlenerek yarınlara mutlu hazırlanan çocuklarımızın bu bilinci sürdürerek bizler gibi mutlu nesiller kazanmak adına çalışacaklarına inancımız tam. Oyun parkı kurulum çalışmalarında engelli çocuklarımızı da unutmadık. Parklarımızda özel olarak tasarlanmış salıncak, tahterevalli ve tekerlekli sandalye ile kullanılan döner platform ve oyun grupları yer alacak. 19 ilçede yenilenen yüzüyle hizmete sunacağımız oyun parklarımızı çocuklarımızın güle güle kullanmasını diliyorum dedi. Yenilenen oyun grupları hiç şüphesiz en çok çocukları mutlu etti. Bence çok güzel. Neler yapıyorsunuz burada? Kayıyoruz, her şeyi yapıyoruz. Ben burada çok iyi zaman geçiriyorum. Yeni kaleyi çok beğendim. Çok gerçekçi gibi duruyor. Yani şimdi bu kaydıraklar çok güzel. Şu dönmeli kaydırak buralarda da şuralarda çok güzel salıncaklar. İşte ben burayı seviyorum. Hem de oralarda futbol bile oynanabiliyor. Çok güzel. Bu parkı çok sevdik. Her zaman bazen hava güneşli olunca etütten buraya geliyoruz.
Yani bu parkı çok beğendik. Her gün hava güneşli olunca buraya geliyoruz. Spor alanlarında spor yapıp eğleniyoruz. Çimenliklerde futbol oynuyoruz. Yakan top falan oynuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü'nce dördüncüsü düzenlenen Doğa ve Çevre Gönüllülüğü Eğitim Programı'nın bir ayağı da Ordu'da yapıldı. Program kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden Ordu'ya 110 gençle akademisyen geldi. Ordu'nun il ve ilçelerinde çeşitli programlara katılan gençler il ve ilçelerin güzelliklerini de öve öve bitiremedi. Evet, ne, yani mesela, bazı kitaplar lüzumsuzdur. Lüzumsuz kitaplar okumayın. Lüzumlu, faydalı, ahlaki yönden geliştirecek, bilim yönünden, sanat yönünden onlara... Bence şöyle soralım. Ordu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü'nün Doğa ve Çevre Gönüllülüğü Eğitimine ev sahipliği yaptı. Okuyorum. Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programa çeşitli illerden 18-29 yaşlarındaki gönüllü 110 gençle akademisyenler katıldı. Bizde çok düşük seviyelerde ve 110 gence ve akademisyenlere ev sahipliği yapan Ordu Gençlik Merkezi Müdürü Mücahit Uçar, Ordu'da gerçekleştirdikleri programın amacıyla ilgili bilgi verdi. Amaç gençlerimizin çevre gönüllülüğü, çevre bilincinin oluşturulması, doğanın içerisinde insanların doğayı tahrip etmeden yaşayabilecek güzelliklerin farkında olabilmeleri, ülkemizin birçok bölgelerindeki farklı güzelliklerin gençlerimizin, işte Türkiye'nin dört tarafından gelen gençlerimiz tarafından bilinmesi, bunun farkında olarak korunmasıyla ilgili gerekli gayretin kendilerine göstermesi ve çevrelerine bunu anlatmaları. Sonuçta katılan öğrencilerimizin hepsi üniversite öğrencisi. Yarın topluma girecekler. Toplumda bu bilincin oluşması noktasında bu eğitimi aldıktan sonra çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Proje kapsamında Ordu'ya gelen ve il ve ilçelerde çeşitli etkinlik ve gezilere katılan 110 gönüllü genç de bugün Türk sinemasının ünlü isimleri Edison ve Perihan Savaş'la kaldıkları otelde bir araya gelerek gençlik merkezlerinde kitap okuma hakları etkinliğine katıldı. Edison ve Perihan Savaş gençlere kitap okuyarak onlarla sohbet etti. Çeşitli illerden Ordu'ya gelerek doğa ve çevre gönüllülüğü eğitimine katılan gençler Ordu ilinin güzelliklerini anlata anlata bitiremedi. Ordu ilinin proje için çok uygun bir il olduğunu söylediler. Ha, çevre bilinci ne yazık ki bizim insanımızda çok az. Yani bizim bu güzel çevrenin, bu güzel doğanın farkına varmamız lazım. Bunun için de Ordu'nun seçilmesi bence çok muazzam olmuş. Gerçekten Ordu Türkiye'mizin, yani Karadeniz'imizin en güzel şehirlerinden biri. İlk defa ben geldim ve çok etkilendim Ordu'dan. Ve burada birçok bilgi ediniyoruz. Bu bilgileri kendimiz de gençlik merkezinde, Denizli Gençlik Merkezi'nde, diğer arkadaşlar kendi gençlik merkezlerinde gençlere aktaracak ve bu halka halka yayılacak. Biz de bunun bir neferi olarak burada bulunuyoruz. Biz insanlar, biz gençler olarak çevreye karşı biraz duyarsız olduk nedense yaşadığımız buraya. Bugün buraya gelerek, bu eğitimi alarak gittiğimiz illerde çevreyle ilgili faaliyetleri, çevreyle ilgili farkındalığı ilimizdeki gençlere kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda çeşitli hocalarımızla beraber eğitimler geçiriyoruz. Bakanlığımıza da bu konu teşekkür ediyoruz. Ordu da çok güzel bir il. Doğayla denizin buluştuğu bir il. Bu programın da burada olması gerçekten çok güzel. Götürüyor, çok önemli. Az önce görüntülerde de izledik. Ünlü sinema oyuncusu Perihan Savaş ve Edison Ordu'ya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Doğa ve Çevre Gönüllülüğü Eğitimine katılmak üzere Ordu'ya gelen ünlü sanatçılar gençlere de doğa ve çevre konulu sunum yaptı. Belgrad'a filmini çekecek. Ben de kitabı okumuşum. Yeşilçam'ın ünlü isimleri Edison ve Perihan Savaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Doğa ve Çevre Gönüllülüğü Eğitimi Programı kapsamında Ordu'da birer sunum yaptı. Edison ve Perihan Savaş, Altınordu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programın ikinci gününde 18-29 yaşlarındaki gönüllü 110 gençle buluştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanı Rahmi Aksoy, Doğa ve Çevre Gönüllülüğü Eğitimleri ile ilgili bilgi verdi. Başka bir formatla bir eğitim düzenliyoruz. Yere atılmış bir çöpü alıp bir çöp kutusuna atma eyleminin dışında çevrenin güzelliğini idrak ettirerek anlatmaya çalıştığımız bir eğitim programı bu. Yani çok, şimdi daha emekleme aşamasında ama... Edison,
çevre hakkı ve bilinci konusundaki sunumunda gençlerle anlamlı bir programda buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tabii gençlerimiz esasında çok duyarlı. Ben hocayım üniversitede. Onların ne derece bu konuya hassasiyetle eğildiklerini çok iyi müşahede etmekteyim. Bugünkü gençlerimizle de gözlerinde o parıltıyı gördüm. Çevre çok önemli. Yani bugün dünyaya baktığımız zaman demokrasi, hukuk gibi özgürlüğü beraberinde getiren kavramların yanında çevre bilinci, çevre koruma kavramı da son derece ön planda. Ne mutlu bize ki bizi davet eden değerli Gençlik ve Spor Bakanlığımızın önemli yetkililerine sesleniyorum burada. Yanımda olduğu için değil ama sevdiğim, saydığım için Rahmi Bey gibi bizim düşünürlerimize, çalışanlarımıza ki böyle bir etkinliği hayata geçirdiler. Sırf parayı düşündüğünüz zaman... Perihan Savaş ise doğayı anlamak ve yaşamak başlıklı sunumunda doğa ve çevre konusunda bir etkinlik içerisinde bulunduğu için mutlu olduğunu belirtti. Yani gençlerin bu anlamda bilinçlendirilmesi çok önemli tabii ki bizim için. Hem çevre konusunda hem de kitap okuma alışkanlığı konusunda ne yazık ki gazete bile okumuyoruz artık. Onun için bizim elimizden ne gelirse onlara neyi anlatabilirsek hayata dair bir onlar için avantaj diye düşünüyorum. Bu anlamda yola çıktık. İnşallah konuştuklarımızdan anlamışlardır ve devam ettirirler diye düşünüyorum. Karbüratör arabaların kar kalbi. Programa Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü, Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanı Rahmi Aksoy, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, akademisyenler ve gençler katıldı. Usta isimler Perihan Savaş ve Edison Ordu Üniversitesi'ni de ziyaret etti. Doğa ve Çevre Senesi sevgisi konulu söyleşi öncesi üniversite rektörü Profesör Tarık Yarılgaç'ı makamında ziyaret etti. Profesör Yarılgaç ve sanatçılar önce sohbet etti, ardından konferans salonuna geçti. Ordu Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği doğa ve çevre sevgisi konulu söyleşi öncesi Perihan Savaş, Edison, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim ve Kültür Araştırma Genel Müdürlüğü, Eğitim Hizmetleri Daire Başkanı Rahmi Aksoy, Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu Üniversitesi Rektörü Tarık Yarılgaç'ı makamında ziyaret etti. Bu talebelerin yaptığım vizede 24 tanesi çok zayıf ama. Üniversite hakkında sanatçılara bilgi veren Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, sohbetin ardından misafirleriyle birlikte öğrencilerle buluşmak üzere söyleşinin gerçekleşeceği Tıp Fakültesi konferans salonuna geçti. Ve ben onlardan not alıp, onların notlarını alıp, Tapir diye bir kütüphane vardı, o da fotoğraf, o zaman bilgisayar falan yok, internet. Çektiriyordum, eve geliyordum, açıyordum, onların üzerinde çalışıyordum. 2016 yılının son muhtarlar toplantısı da Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda gerçekleştirildi. Muhtarlar Derneği Başkanı Olgun Öztürk, birim müdürleri ve ilçe merkezinde bulunan 22 mahalle muhtarı bu son toplantının konuklarıydı. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 92 mahalle muhtarıyla bölge bölge yaptığı istişare ve değerlendirme toplantısının dördüncüsü ve sonuncusunu ilçe merkezinde bulunan mahalle muhtarlarıyla yaptı. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yardımcıları, Altınordu Muhtarlar Derneği Başkanı Olgun Öztürk, birim müdürleri ve ilçe merkezinde bulunan 22 mahalle muhtarı katıldı. Sizin her konuştuğunuz... Sizler bizim mesai arkadaşımız, mahallelerimizdeki temsilcilerimizsiniz ifadesini kullanan Başkan Engin Tekintaş, muhtarlarla uyum içerisinde el ele çalışılmasının gerektiğini ve tek amaçlarının hep birlikte güzel ve yaşanabilir bir Altınordu inşa etmek olduğunu söyledi. Gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Başkan Engin Tekintaş, Altınordu Belediyesi olarak muhtarlarımızla istişarelerimize devam ediyoruz. Belediye olarak bölge bölge gerçekleştirdiğimiz muhtarlar toplantımızın dördüncüsünü ve 2016 yılı için sonuncusunu bugün merkez ilçemizde bulunan 22 mahalle muhtarımızla gerçekleştiriyoruz şeklinde konuşarak sözlerine şöyle devam etti.
Bugünkü toplantımız genellikle şehir merkezindeki yoğun nüfusun yaşadığı 22 mahallemizin tamamını ilgilendiren konulara görüşülmesi, bu noktada sizin görüşlerinizin alınması ve 2017 değerlendirmesiyle ilgili yapacaklarımızla ilgili fikir alışverişine bulunması için gerçekleştiriliyor. Aslında daha önce ifade etmiştim, bir kez daha söyleyeyim. Biz yaklaşık 3 ayda bir bu toplantıları periyodik halde gerçekleştiriyoruz. Bazen toplu, bazen parçalı olmak kaydıyla. Ama temel hedefimiz, çalışma arkadaşlarımız olarak sizlerle birlikte yürüttüğümüz bu çalışmanın aksamaması için birlikte alabileceğimiz kararlara gözden geçirmek. Önceki 3 toplantıda dış mahallelerimizi, daha doğrusu köyler mahalleye dönüşen 70 mahallemizi oluşturan alanlardaki görüşmelere yapılmıştı. Bugün ise daha uzun zaman ayıracağımız bir toplantıyla öğle arası verip öğleden sonra devam edeceğimiz şekilde yaklaşık 4 saatlik bir çalışma programı hazırladık. Bu toplantı 2016'nın son toplantısı. Dolayısıyla 2017 yılında yapacağımız tüm faaliyetleri planlanabileceği özel bir toplantı olarak görüyoruz. Ben bu çerçevede bugüne kadar birlikte yürüttüğümüz çalışmalar için siz kıymetli muhtarlarınıza teşekkür ediyorum. Ve inşallah bu toplantının neticesinde daha koordine edilmiş bir çalışmayı 2017'de yapabilmek dileğiyle şahsım adına, kurumumuz adına sizlere bir kez daha saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Altınordu Muhtarlar Derneği Başkanı Olgun Öztürk, azimli çalışmasından dolayı başta Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve başkan yardımcılarına teşekkür ederken, yapılan çalışmaların ordunun kaderini değiştiren çalışmalar olduğunu ifade etti. Yapmış olduğumuz toplantılar çok olumlu geçti. İnşallah bugünkü de olumlu geçer. Bu konuda belediye başkanına çok teşekkür ediyorum. Basın Konseyi verilerine göre Türkiye'de yayınlanan 2385 yerel gazete arasında abone sistemi özelliğiyle Türkiye'de ilk 10'da yer alan Ordu Mesudiye gazetesi çeyrek yüzyılı geride bırakarak 26. yıla ulaşmayı başardı. 1991 yılında Sefai Uzunyurt tarafından kurulan Mesudiye gazetesi abone sistemiyle de Türkiye'nin 81 ili ve yurt dışında 12 ayrı ülkede okurlarıyla buluşuyor. 1991 yılında gazeteci Sefai Uzunyurt tarafından kurulan Ordu Mesudiye gazetesi, gazetecilikte çok önemli bir aşama olan çeyrek yüzyılı geride bırakarak 26. yıla ulaşmayı başardı ve Türk basın tarihindeki anlamlı yerini aldı. Türkiye'nin ilk 10 yerel gazetesinden birisi olarak gösterilen Ordu Mesudiye gazetesi, aynı zamanda Orduluların gurbette yayınlanan ilk gazetesi olma özelliğine de sahip. Merkezi İstanbul Beykoz'da bulunan Ordu Mesudiye gazetesinin Ordu Mesudiyelilerin yoğun olarak yaşadığı Ankara, Ordu, Mesudiye, Niksar, Almanya ve İngiltere'de temsilciliği bulunuyor. Gazetenin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Sefai Uzunyurt, 26. yıl nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bu gazetenin asıl sahibi abonelerimizdir. Abonelerimizin eseri olan onların verdiği desteklerle 26. yıla erişen gazetemizin büyük bir başarı yakalamasından mutluluk duyuyor ve bunu dünyanın her yerindeki abonelerimizle paylaşıyoruz. Gazetenin çeyrek asırlık başarısının arkasında bir dayanışma ruhu ve karşılıksız hizmet etme ülküsü yatıyor. Bu gazeteyi muhabir, temsilci ve yazarlarımızdan oluşan geniş bir gönüllüler ordusu var etmiştir. 26 yıllık geçmişimizde olduğu gibi bundan sonra da her görüşe eşit mesafedeki yayıncılığından asla ödün vermeyecek. Tüm orduları, Ordu İl Merkezi, ilçeleri ve gurbette yayın yapan Ordulu basın kuruluşlarına sahip çıkmaya ve desteklemeye davet ediyorum" diyerek Ordu Mesudiye gazetesinin 26. yılının kutlu olmasını diledi. Ordu Mesudiye gazetesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Çeyrek asır dile kolay, hem de Türkiye'de ilk 10'da yer alıyor Sefai Uzunyurt ve Ordu Mesudiye gazetesi çalışanı meslektaşlarımızı bir kez daha kutlayalım, tebrik edelim. Ordu bir ünlü oyuncuya daha ev sahipliği yaptı bugün. Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı, dizilerden de tanıdığımız Levent Üzümcü Ordu'daydı. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığını ziyaret etti. İlgi ise oldukça yoğundu.
Kemal. Ünlü oyuncu Levent Üzümcü, CHP Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Peki, tamam. Nasıl olsa beni dinlemeye geldiler yanlış bilmiyorsam. Ziyaretin gerçekleştiği CHP Ordu İl Başkanlığı binasına Üzümcü'nün sevenleri ve CHP'liler yoğun ilgi gösterdi. Salonu ise hınca hınç doldurdu. Ziyareti esnasında Üzümcü sevenlerine bir konuşma da yaptı. Rol oynayan aktörün alacağı para bugün itibariyle 10-15 bin lira arasındadır ayda, bir ayda kazanacağı para. Orta çapta bir aktörden bahsediyorum. Şimdi bu insanların yaşantıları var. İstanbul gibi pahalı bir şehirde yaşıyorlar. Ev kiraları var, falanları var, filanları var. Çolukları var, çocukları var. Hiç kimseden böyle bir şey bekleyemiyorsun. Çünkü günümüz çok önemli. Günümüzde akşama yiyeceği öğün, bir ay sonraki kirası önemli insanların. Ben burada bir tercih yaptım. Açık açık söyleyeyim size. Ne benim için önemli? Bugün mü? Yoksa çocukların geleceği mi? Şimdi benim arkama saklanan çok fazla insan var. Beni elimde bir tane sopayla yer değirmenlerinin karşısında bırakmaya çalışan ama bunu bilinçli bir şekilde yapmayan, arkama saklanan, bulduğu ortamlarda benimle konuşurken sesi çok fazla duyulmadan Leventciğim destek oluyoruz sana ben, sen devam et. Duyulmasın diye etrafta. Çok fazla insan var. Dost meclisinde bile seslerini yükseltemiyor bu insanlar. Bu kadar korkunun bir bedeli olur. Bir bedeli olur. Geleceğimiz belki bunun bedeli. Galiba da kesinlikle öyle. Benim bununla yapacağım hiçbir şey yok. Ama bedeli hep alt sınırda ödeyecek o zaman her şartlar. Üzümcü yaptığı konuşmanın ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Bunu kabul etmeyin. Bunu kendinize söylerseniz kabul edersiniz. Ben Bizansçılar olarak etmiyorum. Etmeyin o zaman. Ben Ordulu değilim ama... Ordulular mı bir tek bu durumda? Altınordu ilçesinde bugün öğrenci meclis başkanlığı seçimi yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki seçimlerde 4 aday meclis başkanı olabilmek için yarıştı. Altınordu ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın demokrasi eğitimi ve öğrenci meclisleri seçim uygulaması gereğince 2016-2017 eğitim öğretim yılı öğrenci meclisi seçimi Altınordu Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Meclis Başkanlığı seçimlerine Ordu Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Büyükbaş başta olmak üzere okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Ordu Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Büyükbaş seçim öncesi bir konuşma yaptı. Burada seçilen arkadaşlarımız daha sonra Türkiye Öğrenci Meclisi'nde yer alacak ve ilimizi en güzel şekliyle temsil edecek. Dört adayın kıyasıya yarıştığı seçimlerde öğrenciler vaatlerini açıklayarak diğer okul temsilcilerinden oy istediler. Oturduğumuz yerden belki bunu bizi temsil edecek diyebilirsiniz küçük gönlüm çünkü. Ama unutmayın ki buzdağının altında 3 katı kadar da vardır yani suyun altında 3 katı kadar da vardır. Sandıklardan Onur Oktayakar çıkması durumunda Karadeniz Bölge Başkanlığı'na aday olacağımı buradan duyuruyorum. Benim oyumun ne önemi var diye düşünmeyin. Bir oyun dahi önemi tartışılamaz. Unutmayın ki bir mı bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir yiğidi, bir yiğit, bir vatanı kurtarır. Ben Akkuş'un ilçe temsilcisi başkanıyım. Ve burayı da temsil etmek için aday oldum. Oylarınızı bana verirseniz mutlu olurum. Burada olmakta bulunmaktayım. Başkanlığa adaylığımı koyuyorum. Milli bir sporcu olduğumdan dolayı gerek yurt içi, gerek yurt dışında elimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğim için buradayım. Sizlere de bu şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Konuşmaların ardından 4 adaya 10'ar dakika kulis çalışması için süre verildi. Kulis ve propaganda çalışmalarının ardından seçime geçildi. Öğrenciler 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenci meclis başkanlarını seçmek için oy kullandı. Gerçekleşen seçimde oyların çoğunluğunu alan Fatsa İlçe Öğrenci Meclisi Başkanı Onur Oktayakar başkan oldu. Seçimler sonrası konuşma yapan Onur Oktayakar, kendisine orduyu temsil etme hakkını veren ve destekleyen öğrenci arkadaşlarına teşekkür etti. Bugünkü seçimde ben seçildim. Herkesi desteklemeyen herkese çok teşekkür ederim. Oy veren, oy vermeyen herkese
tekrar tekrar borç bilip teşekkür ederim. Ordunun merkezi olarak kabul edilen Altınordu ilçesinde çalışmalar, altyapı, üst yapı devam ediyor. Cadde ve sokaklarda gezenler bu çalışmaları da göreceklerdir. Çaybaşı ilçesindeki durum ne? İşte bu yatırım ve çalışmaları da Belediye Başkanı İsmet Yanık TV2 Haber'e anlattı. Ordu merkezinde ve 19 ilçede yol, su ve altyapı çalışmaları yatırımları devam ediyor. Bu ilçelerden biri olan Çaybaşı ilçesi, bu çalışmaların yoğun olduğu ilçelerden bir tanesi olarak göze çarpıyor. Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ilçe merkezinin yaşanılabilir bir yer olması için çalıştıklarını dile getirdi. İlçe merkezimize, büyükşehirimize beraber, öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Çaybaşı'nda yapmış olduğu sel asfalttan dolayı toplamda 4 kilometre yakın Çaybaşı'nın tüm cadde ve sokaklarında sel asfalt yaptık. Ve akabinde altyapısı OSKİ'mize beraber de bitirdik. Şu an halkımıza hizmetle sunduk. Şimdi kaldırımlarla ilgili ihale çalışmalarının son aşamasındayız. Kaldırımlarımıza baskı beton yaparak ilçe merkezimizi yaşanabilir, gezilebilir, güzel bir hale getirme noktasında gayret gösteriyoruz. İsmet Yanık, ilçeye yapılan yol, su ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tabii yollarla ilgili problemlerimiz, sıkıntılarımız mutlaka var. Ama bir süredeki mevcut ağırlık çalışmaları Çaybaşı merkezde verdik. İnşallah önümüzdeki yıl itibariyle de 2017 Mart ayı itibariyle tüm mahallelerimiz tamamında birçoğunu beton ve asfalt yaparak vatandaşımızın en çok beklediği yol sorunu, hasret sorunu bitireceğiz. Su ile ilgili çok büyük bir sıkıntımız kalmadı. Mahallelerimizde ufak tefek sıkıntılarımız var. Büyükşehirimizde, OSKİ'miz samimi ve gayretli bir şekilde gayret ediyor. Samimi bir şekilde devam ediyor. Yine Çaybaşı merkezimizde güzel bir meydan, güzel bir park kazandırıyoruz. Büyükşehirimiz bunun ihalesine çıktı şu an. Yine yukarıda ilk özdeki engelli okulumuzun önünde de oraya da güzel bir çiçeğin yakışır bir şekilde güzel bir meydan, güzel bir park. Biz de oranın ihalesini yaptık. Müellif firma burayı aldı. İnşallah devam ediyor. Yanık, eğitime verdikleri önemi ve çalışmaları da anlattı. İmam Hatip okulumuz hızla devam ediyor. İnşallah yeni eğitim öğretim yılımızda, ikinci eğitim öğretim yılımızda hizmete atmış olacağız. Burada 400 kapalı spor salonu, 200 yataklı pansiyon, 100 erkek, 100 kız olmak kaydıyla 38 yaşta güzel bir okul, güzel bir devasa kompleksi Çaybaşı'da kazandırdık. Seçimde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirten İsmet Yanık, çocuk parkı projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getirdi. Ve bu projeler 2019'a kadar bittiğinde Çaybaşı'nın gerçekten hem çevresi, hem coğrafyası, hem de fiziki değişecektir. Hem binalarımızı güzelleştirme kısmına da geçeceğiz inşallah 2017-2018 itibariyle. Mahallelerimizde çocuk parklarıyla ilgili aşamayı bitirmek üzereyiz. İhalesini bitirdik. Artık mahallelerimize çocuklarımıza seçimlerde beyan ettiğimiz, söz verdiğimiz çocuk parklarını da koymayı planlıyoruz. Şu an bugün itibariyle gerekli talimatları vererek yaklaşık ilk etapta 4-6 mahallemizde bu çalışmayı başlatıyoruz. Onların da çocuklarımızın nezih bir ortamda oynayacağı bir alanlar kurmayı hedefliyoruz. Halkımızın bize göstermiş olduğu teveccühü bu zamana kadar samimi bir şekilde gayretle, samimiyetle götürmeye çalışıyoruz. 26 tane mahalle muhtarımız, 13 tane belediye meclis üyemizle beraber bir uyum içerisinde, bir ahenk içerisinde eksiklerimiz mutlaka vardır ama eksik yapmamaya gayret gösteriyoruz. Hata yapmamaya gayret gösteriyoruz. Ben hepsinden, tüm halkımızdan, tüm kamuoyundaki vatandaşlarımızdan memnunuz. Onların teveccüh ve duaları asla üzerimizden eksik olmuyor. Dualarına dolayı da ben tüm vatandaşlarıma, tüm Çaybaşı halkıma şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Ordu 19 Eylül Musiki Cemiyeti 5 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecekleri yeni yılın ilk konseri için son hazırlıklarını da tamamladı. Ordu 19 Eylül Musiki Cemiyeti yeni yılın ilk konseri için hazırlıklarını tamamladı. Cemiyet binasında koro şefi Ali Karahan yönetiminde son hazırlıklarını yapan saz sanatçılarıyla korist ve solistler şimdi 5 Aralık Pazartesi günü saat 19.30'da Ordu Kültür Sanat Merkezi'ne verecekleri konser gününü bekliyor.
Konserle ilgili açıklama yapan Ordu 19 Eylül Müziki Cemiyeti Koro Şefi Ali Karahan, yeni yılın ilk konseri için son hazırlıklarımızı yaptık. Bu yılda müziki severlerimizin karşısına geniş bir repertuarla çıkacağız diye konuştu. 19 Eylül'de çalışmalarımıza başladık. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. 5 Aralık Pazartesi akşamı Kültür Sanat Merkezi'nde saat 19.30'da konserimiz olacak. İzleyicilerimize, dinleyicilerimize güzel bir geçireceğimizi umuyorum. Mutlaka memnun olacaklardır her zaman olduğu gibi. Konserde yer alan 19 Eylül Müziki Cemiyeti solist ve koristlerinden Emine Vildan Yeşiltepe'de tüm müziki severleri gerçekleştirecekleri yeni yıl konserine davet etti. 19 Eylül Müziki Cemiyeti'ndeki arkadaşlarımızın hepsine verdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Güzel bir konser olacak diyorum. İnşallah ordulara güzel bir sanat müziği dinlettireceğiz. Herkesi davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Ve bu haberle de akşam bülteninin sonuna geldik sayın seyirciler. Yarın 1 Aralık, Aralık ayının ilk haber bülteninde, akşam bülteninde randevu saatimiz yine 18.30 olsun. Birazdan spor stüdyosunda Mustafa Özdoğru günün gelişmelerini sizlere aktaracak. Ekonomideki son kapanış rakamları ve yol durumunu izleyebilirsiniz. Yarın akşam görüşmek ümidiyle, hoşça kalın. Mutlu akşamlar, Spor'un Doğru Adresi TVL 2'ye hoş geldiniz. Elaziz Belediyespor hazırlıklarına devam eden Ordu Spor'da son haftaların formda oyuncusu Arda Arslan antrenman öncesi soruları yanıtladı. Ordu Spor taraftarında çağrıda bulunan genç futbolcu, Ordu Spor taraftarı bizim yanımızda olduğu sürece kimse önümüzde duramaz açıklamasını yaptı. Elaziz Belediyespor hazırlıklarına devam eden Ordu Spor'da son haftaların formda oyuncusu Arda Arslan antrenman öncesi soruları yanıtladı. Orhan Gazi Spor galibiyeti ile üzerlerindeki olumsuz havayı attıklarını ifade eden Aslan, Orhan Gazi Spor karşısında gösterdikleri iyi futbolu Elaziz karşılaşmasında da devam ettireceklerini söyledi. Öncelikle biz iyi hazırlandık takım olarak falan. Murat Torun olsun, Yemici olsun iyi goller attı. Maçı 4-2 kazandık, mutluyuz. Önümüzdeki maç Elaziz maçına bakacağız. Ondan da bir galibiyet alıp rahatlamak istiyoruz biraz. İyi konumdayız. Bize 1-9 puan geldi. O talihsizliği yaşadık. Yani biz şu iki maçı da alıp daha üst yerlere çıkıp takımı rahatlatmak istiyoruz. Ordu Spor taraftarlarında çağrıda bulunan genç futbolcu, Ordu Spor taraftarı bizim yanımızda olduğu sürece kimse önümüzde duramaz açıklamasını yaptı. Bizim öncelikle taraftara çok ihtiyacımız var. Bunu herkes de biliyor. Biz bir takımız zaten. Elimizden geleni yapıyoruz. Taraftar da olduğu sürece önümüzde kimsenin duracağına inanmıyorum. Ordu Spor hocaya neden oldu. Geride bıraktığımız hafta Ordu Spor'a 4-2 mağlup olan Orhan Gazi Spor, teknik direktör Tuğrul Metin ve ekibiyle yollarını ayırdı. Ordu Spor hocaya neden oldu. Geçtiğimiz hafta Ordu Spor'a 4-2 mağlup olan Orhan Gazi Spor, teknik direktör Tuğrul Metin ve ekibiyle yollarını ayırdı. Spor Toto 3. grupta Orhan Gazi Spor sahasında Ordu Spor'a 4-2 mağlup olduğu mücadelenin ardından olağanüstü toplanan Orhan Gazi Spor yönetimi, teknik direktör Tuğrul Metin ve ekibiyle yollarını ayırma kararı aldı. Cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden izleyen Tuğrul Metin, kendi sahasında yenildikleri Ordu Spor maçının ardından bir daha takımın başına dönemedi. Son 5 haftadır galibiyet alamayan Orhan Gazi Spor'da teknik direktör Tuğrul Metin hakkında şu ifadelere yer verildi. Yönetim kurulu olarak Ordu Spor maçı sonrasında olağanüstü toplanarak çeşitli kararlar alınmıştır. Teknik direktör Tuğrul Metin ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır. Orhan Gazi Spor bu sezon ortaya koyduğu hedeflerinde hiçbir sapma olmadan yoluna devam edecektir açıklamasına yer verildi. Turgut Kural ise
Ordu Spor'la birlikte son haftalarda çıkışa geçti. Takımın başına ilk geldiği andan itibaren aldığı kötü sonuçlarla eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Turgut Kural son haftalardaki çıkışı ile takımla birlikte toparlanmaya başladı. Haftalarca alınan kötü sonuçlara rağmen Ordu Spor yönetiminin kendisinden vazgeçmediği deneyimli teknik adam son haftalarda zorlu rakiplerden puanlar alarak yönetimin kendisine olan inancını boşa çıkarmadı. 11. haftada Sakaryaspor beraberliği ile 5 hafta sonra ilk puanını alan ve ardından 13. haftasında Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni 1-0 ve 14. haftada deplasmanda Orhan Gazi Spor'u 4-2 yenerek peş peşe galibiyetler alan Ordu Spor'da Kural koltuğunu sağlama aldı. Turgut Kurallı Ordu Spor'un ilk yarının bitiminde zorlu son 3 hafta kala sırasıyla Elaziz Belediyespor, Diyarbakır Spor ve Tarsus İdman Yurdu maçlarından nasıl sonuçlar alacağı ise merak konusu. Öte yandan Orhan Gazi Spor, Ordu Spor müsabakasının ardından PFDK'ya sevk edildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bu haftaki raporlarında Orhan Gazi Spor için şu ifadelere yer verildi. Orhan Gazi Spor Kulübü'nün 21-11-2016 tarihinde oynanan Orhan Gazi Spor Ordu Spor Sportoto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki 8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 40. maddesi uyarınca ve çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine Orhan Gazi Spor Kulübü doktoru Mehmet Çengel'in aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca 28-11-2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Ve rusumat bir ilke daha imza attı. Kurulalı sadece 6 ay olan Rusumat 4 Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı. Geride bıraktığımız hafta sonu konuk ettiği Rize Yeşilçay Spor'u Meltem ve Gamze'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Ve Rusumat bir ilke daha imza attı. Kurulalı sadece 6 ay olan Rusumat 4 Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı. Geride bıraktığımız hafta sonu konuk ettiği Rize Yeşilçay Spor'u Meltem ve Gamze'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Kulüp tarihindeki ilk galibiyetini alan Rusumat 4 kadın futbol takımı 3. hafta sonunda 3 puanla tanışmış oldu. Kadınlar futbol 3. lig 5. grupta ilk galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen antrenör Hakan Yurdakul, uzun zamandan beri gol atmak ve puan almak için mücadele veriyorduk. Rize karşısında hem 2 gol bulduk hem de ilk kez 3 puanla tanışmış olduk. Kazandık. Bu bizim aylarca beklediğimiz bir mutluluktu. Ama emeklerimizin karşılığını yavaş yavaş alıyoruz. Sabırla ilerliyoruz. İlk galibiyetimizi aldık diye hemen havalara girmeyeceğiz. Çünkü daha kat edeceğimiz çok yol var. Bu galibiyet sadece emeklerimizin bir karşılığı. Zamanla daha da iyi olacağız açıklamasını yaptı. Rusumat 4 Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı bu hafta sonunu maç yapmadan geçirecek. Kadınlar Futbol 3. Ligi 5. grupta mücadele eden Suva Spor Gençlik Kulübü 3. hafta müsabakasında 3 puanı elinden kaçırdı. Suva Spor'un bu haftaki rakibi Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi'ydi. Güçlü rakibi karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Suva Spor Kız Futbol Takımı'nda kaçan galibiyetin üzüntüsü hakim. Kadınlar Futbol 3. Ligi 5. grupta mücadele eden Suva Spor Gençlik Kulübü 3. hafta müsabakasında 3 puanı elinden kaçırdı. Suva Spor'un bu haftaki rakibi Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi'ydi. Güçlü rakibi karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Suva Spor Kız Futbol Takımı'nda kaçan galibiyetin üzüntüsü hakim. Suva Spor Teknik Direktörü Özcan Türkmen çok iyi oynamalarına rağmen kaçırdıkları galibiyet için üzgün olduklarını söyleyerek lige iyi başladık. İlk 2 müsabakadan galip ayrılmasını bildik. Ancak Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi karşısında 2 kez öne geçmemize rağmen uzatma dakikalarında yediğimiz golle 3-3 berabere kaldık. Çok iyi mücadele ettik ama bireysel hatalar çoktu. Bu yüzden kalemizde 3 gol gördük ve 2 puan kaybettik. Tabii ki galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz. Ama inşallah bundan sonraki karşılaşmalarda aynı hataları yapmayarak kazanmaya devam ederiz açıklamasını yaptı. Suva Spor 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplayarak grupta 5. sıraya yerleşti. Suva Spor 4. haftada ise 4 Aralık Pazar günü ligde henüz puanla tanışamayan Rize Yeşilçay Spor'a konuk olacak.
Ordu 1. Amatör Lig B grubunda 3. sırada yer alan Çaybaşı Belediyespor antrenörü Murat Ülgen takımın son durumunu değerlendirdi. Bu sezon yeni bir ekip kurduklarını ve bu ekiple birlikte hedeflerinin her şeyden çok sadece futbol oynamak olduğunu ifade eden Ülgen, zamanla her şeyin daha iyisini yapacaklarını söyledi. Ordu 1. Amatör Lig B grubunda 3. sırada yer alan Çaybaşı Belediyespor antrenörü Murat Ülgen takımın son durumunu değerlendirdi. Bu sezon yeni bir ekip kurduklarını ve bu ekiple birlikte hedeflerinin her şeyden çok sadece futbol oynamak olduğunu ifade eden Ülgen, zamanla her şeyin daha iyisini yapacaklarını söyledi. Arkadaş grubumuzla, yeni arkadaşlarımızla, aynı zamanda kulüpte futbol oynamış arkadaşlarımızla yeni bir ekip oluşturduk. Bu ekibimizle ne yapmak istiyoruz? Bu işi olması gerektiği gibi. Yani işte Çaybaşı'ndaki gençler, Çaybaşı'ndaki arkadaşlar, bu işe hevesli olanlar, onlarla beraber düzenli, temiz, kimseyi rahatsız etmeden, kimseye rahatsızlık vermeden, kimseye laf söylemeden spor yapmak amacındayız. Bunu gerçekleştirirken tabii ki ilk etapta şu anda yeni oluşturduk kadromuzu. Hani şimdiki kadromuz kuvvetli, iyi bir takım oluşturduk. Çok kolay olmuyor. Ama kolay olmadığı gibi de hani pes etmek gibi bir durumumuz da söz konusu değil. Yani bunu bu şekilde daha ileriye taşıyacağız. Evet, inşallah. Yani tek başına ya da bir kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle olacak bir şeyler değil. Bir ekip olarak, bir önder olarak, işte başkanımız da bu işte gereken yardımı zaten sağlıyor. Kaymakam Bey dediğiniz gibi aynı zamanda maçlarımızı takip ediyor, işte yanımızda oluyor. İşte banka müdürümüz aynı şekilde. Yani onların zaten desteği olmasa evet, doğru. Çok fazla sesimizi duyuramayız. İşte geçen hafta Ordu'daydık. İşte Demirspor'la müsabakamız vardı. Keyifli geçiyor, güzel oluyor. Hem eğleniyoruz hem bir şeyler yapıyoruz. Altyapının önemine vurgu yapan Ülgen, bu konuda Çaybaşı'nda yer alan okullarla bağlantıda olduklarını söyledi. Alttan gelen yeni arkadaşlarımıza fırsat vermek amacındayız. Çünkü bu işin devamında süreklilik olması için. Evet, evet. Her zamanki alttan gelenlerin olması gerekiyor. Peki altyapı çalışmaları. Bunun için okullarımız önemli. Beden eğitimi öğretmenlerimizden özel ricalarımız var. Bu işe yetenekli, hevesli, yapabilecek kapasitede olan arkadaşlarımız bize kazandırmasını istiyoruz, bekliyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız var. Çaybaşı'nda yeni bir saha çalışmalarının başladığını açıklayan Çaybaşı Belediyespor antrenörü Murat Ülgen, eski sahadaki ışıklandırma sorununun da yakın zamanda çözüme kavuşturulacağını ve ışıklandırmanın tamamlanmasıyla birlikte daha çok antrenman yapma fırsatı yakalayacaklarını söyledi. İşte başkanımızın söylediği gibi yeni bir saha çalışması var. Şimdi iki mahalle, İlköz Mahallesi ile merkezin arasındaki uzaklıktan dolayı işte orada sorunlar yaşıyoruz. Orada bir tane daha sahamızın olması bize ekstra 3-4 katacak. O da artık buranın işi, evet. Şimdi ışıklandırma sorunumuz vardı. Amatördeki hani siz de bugün görürsünüz ki amatördeki kişiler amatör. Evet. İş saatinden kimse buraya zaman ayıramıyor. Haliyle idman yapmak için akşamlara bir vakit kalıyor. Onunla ilgili de işte spor il müdürümüz sağ olsunlar işte gerekli işlemleri başlattılar. Onlar da işte buranın ışıklandırmaya kavuşması için yaklaşık 1-2 ay içinde biteceğini hani temenni ediyoruz. Yani bir aksilik olmazsa muhtemelen bitecek. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin, haberiniz olsun. Mutlu akşamlar. Değil 282 noktada doğa dostu hizmet anlayışıyla hizmetin gülen yüzü Turnagaz yol durumunu sunar.
Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Beşikdüzü Trabzon yolunun 0. ve 57. kilometreleri arasındaki müxtelif kesimlerde bulunan köprülerde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 21.12.2016 tarihine kadar 08.18 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir Kavşağı 23. kilometresinde Elvan Kent Kavşağı İnce Kavşağı istikameti ders onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım İncek Kavşağı, Elvankent Kavşağı istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Gaziantep, Şanlıurfa Otoyolu, Biricik Kavşağı, Şanlıurfa Kuzey Kavşağı, Şanlıurfa Bağlantı Yolu Kavşağı arası 4. ve 21. kilometreler arasındaki üst yapı çalışmaları nedeniyle 35 gün süreyle 3 şerit trafiğe kapatılacağından otoyolun bu kesiminde trafik kontrollü olarak sağlanıyor. İkizdere, İspir yolunun 22. ve 44. kilometreler arasında Ovid Dağı mevkinde çığ riskine karşı can ve mal güvenliği açısından 07-17 saatleri arasında yol trafiğe açık olup 17-07 saatleri arasında ise trafiğe kapatılacaktır. Gebze, İzmit istikametinde 37. kilometresinde Çayırova Köprülü Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle kavşağın güney tarafından İstanbul'dan gelip Bayramoğlu'na giden kol ile otoyoldan gelip köprü üstünden geçerek Bayramoğlu'na giden kollar trafiğe kapatılacak olup Bayramoğlu istikametine gidecek sürücüler için kavşağın bitiminden sonra ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Manisa Turgutlu yolunun 21. kilometresinde Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolu inşaatı kapsamında yapılacak köprü yapım çalışmaları nedeniyle yol bu kesimde araç trafiğine kapatılmış olup geçişler servis yolundan sağlanıyor. İl 282 noktada doğa dostu hizmet anlayışıyla hizmetin gülen yüzü Turnagaz yol durumunu sundu.